Herkese esenlikler. Bu videoda kısaca Türk Milliyetçi Sosyalizmi hakkında bahsetmek isterdim. Türk Milliyetçi Sosyalizmi nedir? Bu ideoloji daha önce nerede var olmuştur? Hangi devletlerde ve uluslarda var olmuştur? Türk Milliyetçi Sosyalizmi etnik milliyetçi, antikapitalist, antikomünist bir görüştür. Daha önce bunun adı Milliyetçi Sosyalizm olmasa da Atatürk zamanında temeli atılmıştır bu ideolojinin. Atatürk'ün zamanında bunun adı Türkçülük, halkçılık diyebiliriz. O zamanlarda siyasi rota oydu. Daha sonra milliyetçi sosyalist düzenler Nazi Almanya'da vardı. Yani Alman milliyetçi sosyalistleri. Ondan sonra Bağızcılar da milliyetçi sosyalistleri. Yani Bağız Arap Sosyalizmi aslında Arap milliyetçiliği ile sosyalizmin birleşimidir. O da milliyetçi sosyalizmdir. Daha sonra Çin'e gidelim. Aslında bugünkü Çin de komünist veya Marksist bir devlet, bir düzen yoktur. Orada Çin milliyetçiliği ile sosyalizm birleşiminden oluşan bir düzen vardır. Bunu açıkça görebiliriz. Çin kesinlikle komünist bir devlet değildir. Marksist bir düzende kendisinde yoktur. Ondan sonra bu iki kelimeyi milliyetçilikle sosyalizmi bir araya nasıl getirdiniz diyen cahil arkadaşlarımız var. Onlara da cevap verelim. Bu düzenler, bu ideoloji Nazi Almanya'da da vardı. Yani Nazi diyorlar, faşist diyorlar ama onlar Alman milliyetçi sosyalistiydi. Yani faşizm İtalya'da, milliyetçi sosyalizm Almanya'da vardı. Fakat milliyetçi sosyalizm ulustan ulusa değişiklik gösterebilir. Yani her ulus kendi milli değerini katarak bu ideolojiyi yaşar, bu sistemi kurar. Alman'daki farklı bir görüş olabilir, farklı bir tarafları olabilir bu ideolojinin. Türklerdeki farklı, İşte Araplarda farklı, Çinlilerde farklı, Ruslarda farklı olabilir. O yüzden milliyetçi sosyalizm temeli sağlam bir ideoloji ve var olan bir ideolojidir. Sadece bilmem belki Türkiye'de bilinmiyor ama dünyada bilinen bir ideolojidir. Kaldı ki biz burada sosyalizm derken Marksist sosyalizmden bahsetmiyoruz. Marksist yani Karl Marx'ın sosyalizmi farklıdır. Milliyetçi sosyalizm farklıdır. Marx'ın sosyalizmi enternasyonaldir ve sonucu komünizme giden bir sosyalizm. Bizim bahsettiğimiz, savunduğumuz sosyalizm ise etnik milliyetçidir, antikomünist ve antimarksisttir. Bu farkları anlamak önemlidir. Milliyetçi sosyalizm daha çok milli değerlere sarılan, etnik milliyetçiliği içeren, yani bir ulus için sosyal devlet sosyalizm demektir. Milliyetçi sosyalizm kesinlikle ateist değildir. Bu düzenler hiçbir şekilde hangi ülkede var olmuşsa da ateist olduğunu görülmemiştir. Bizde de aynı şekilde işte bayrağımız bizim budur. Oradaki isterseniz sembolleri de kısaca anlatayım size. Ortadaki sembol şu an videoda biraz ters gözüküyor ama normalde Nazilerinkinden farklıdır. Biz Türk tamgayı, öz tamgayı kullanıyoruz. Bu da bizdeki anlamı Türklerin birliği ve dirilişini simgelemektedir. Etrafındaki Göktürkçe harfler de Tengri demektir. Bu da bizim öz geleneklere bağlılığımızı göstermektedir. Başka bahsedecek de bir şey yok. Eğer sorularınız olursa video altına veya bizim sayfaya mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Teşekkürler.